Savaş hiledir şeklinde bir rivayet var. Bu rivayetin Kur'an'dan bir geçerli karşılığı var mı? Şimdi savaş hiledir. Savaş oyunları denen bir oyun var. Yani e, siz e, tabii ki herkes kendisine göre mesela ayet-i kerimede Cenab-ı Hak ne der? Tedbirinizi alın. Hudu <laughs> hidrakum değil mi? Ne dey bu? ve yani şimdi siz tabii ki elinizden gelen bütün gücü hazırlayacaksınız. Karşı tarafın savaş oyunlarına karşı siz de oyununuzu oynayacaksınız. Yapacağınız şeyi yapacaksınız. Yani kendinizi kurtarabilmek için, kendinizi koruyabilmek için elinizden gelen her şeyi yapacaksınız. Bu hile ne demektir? Hile dediğimiz zaman üçkağıtçılık falan değil. Hani bugün savaş oyunları denen şeydir yani. Ne diyor? Tatbikatler yapılıyor. İşte mesela Türklerin genel bir savaş taktikleri vardır. Önce bir hücum ederler, sonra geri çekilirler. Düşman bunları yendiğini düşünerek hücum eder. Etraftan da işte kurt kapanı mı derler ona? Hilal deriz ama kurt kapandır aslında o. Yani kurt kurtların şeyidir. Ee, bir yere girdikleri zaman yaptıkları taktiktir o. Önce birkaç tane kurt gider. o, o geriye çekilir. Köyün köpeklerini boşaltırlar oradan. Ondan sonra arkadan koyunları alır götürürler yani. Kaç? Ha, Nisa suresi 71. ayet evet. Bir bakayım şimdi o açalım. Tamam. Nisa suresi 71. ayeti şey yapalım. Bak diyor ki Allahü Teala burada Ya eyyühellezine amenu hizu hizrakum müminler tedbirinizi alın. İşte o tedbiri almak yani savaş oyunları da bu tedbirin içerisine girer. Hudu hidrakum fenfiru sübatin evinfiru cemi'a. Yani şöyle küçük birlikler halinde ya da topluca karşı koyun. Şimdi küçük birlikler halinde yaptığın zaman da ister istemez bir takım taktikler uygulayacaksınız. Yani savaşta taktik olmadan asla olmaz. Evet.